Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayır ile tamamla. Amin. Evet kıymetli dostlar, hoş geldiniz. Bugün Rabbim nasip ederse Fetih suresinden devam edeceğiz inşallah. Fetih suresi çok okuduğumuz surelerden. Bundan dolayı Yasin gibi bu sureyi de öncelik verdim. Rabbim affeylesin. Hemen başlayalım inşallah. E'ûzü. E'ûzü. Pertekze. E'ûzü. Billahi. Billahi ince okuduk. Niçin? Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa ince okunur. Lafzatullah kuralı. Burada B harfi var. Esre gelmiş. Bundan dolayı billahi diye ince okuyoruz. Mineşşeyda. Mineşşe. Şedd olduğu için elif lam takısını okumuyoruz. Mineşşeyda nirracim. Şeyda bir elif. Nirra. Nirra. Nirracim. Bis. Keskinse. Bismillah. Yine Allah lafzından önceki harfin harekesi esre, mimin harekesi esre. İnce okuyoruz. Millahirrah. Hirrahmanirrahim. Manirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nunu tuttuk. Niçin? Nunun üzerine şeddi olduğu zaman misli'l maali ne olur? Tutulur. İnna ve bir elif çekilir. İnna fetehna. Feteh. T ince harf, ha kalın harf. Fetehna leke. Fetehna leke. İnna fetahna leke fetham mübine. Fethan iki üstünden sonra mim gelince idgam bile ne olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Şöyle ki fet fetham mübine ham mübine fetham mübine bine birer elif çekiyoruz. Mübine li yağ gayını kalın harf li yağ fira ye okuyoruz ama gayın kalın olduğu için kalın çıkarıyoruz. Li yağ yağ ya demiyoruz. Y'den A'ya geçiyoruz. Li yagfira fira leke. Fira lekallahu. Li yagfira lekallahu. Kallahu. Allah lafzını kalın okuduk. Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün olursa Allah lafzı kalın okunur. Lekallahu. Hü'yü çekmiyoruz. Hü zamirinden önceki harf çekiyor ise hü zamiri çekmez. Me bir elif. Teqa teqa gafkalın. Teqaddeme teqaddeme me teqaddeme me teqaddeme bunları çekmiyoruz. Min zembike.
Nun sakinden sonra peltek z harfi gelirse ıhva olur. Mi ve mi zembike zembike. Niçin böyle okuduk? Nun sakinden sonra b harfi gelirse iklab olur. Harfi iklab b'dir. Zembi. Sanki burada mim varmış gibi okunur. Zembi. Ama peltek z'yi çıkarıyoruz. Ve. Zembike. Bike. Kef. Zembinke. Veme. 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 Bir elif. Vav'ı yine ve diye çıkarıyoruz. Veme. Te'ehara. Te. Elif-i süne. Te'e. Hı'nın şeddesi var. Te'ehara. Te'ehara. Hara. Ve me te'ehhara ve yu timme. Mimin üzerinde şedde de var. Misselin maali ne olur? Aynen nun gibi tutuyoruz. Ve yu timme ve yu timme ni'metehu ni'ayın ni'metehu. Hü'ü çektik. Diğer harfleri çekmedik. Hu zamirini çektik. Niçin? Hü zamirinden önceki harfin harekesi olursa, üstün veya ötürer olursa, hü zamiri çeker. Şöyle ki, ni'metehu, ni'metehu, aleyke, aleyke, ve yeh, diyeke, he harfin üzerinde cezim var, yumuşak çıkarıyoruz. Ve yah demiyoruz. O zaman ha olur. Ve yeh diye ke ke. Hiçbir harfi çekmiyoruz. Ve yeh diye ke sı sıradan sıradan sı sıradan sıradan müs müs dam müs. Niçin dam dedik? İki üstünden sonra mim harfi gelince idgam mali gunne olur. Hangi harfler gelince idgam mali gunne olur? Ye, mim, nun, vav. Yemnü ve harfleri diyorlar bunu. Harf birbirine geçilir, geçirilir. Şöyle ki siradam müstegime. Siradam müsteğime, teğime, kaf kalın, müsteğime, ve yensura, su, sat kalın, u çıkaracağız, ve yensura, nun sakinden sonra sad harfi gelirse ıhva olur, tutulur, hunneli olarak, hunne genizden gelen sestir. Ve yen demiyoruz. Dilimizi, dişlerimizi yapıştırmıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Ve yen sura kallahu. Ve yen su ra ra kalın. Kallahu. Kallahu. Allah lafzını kalın okuduk. Niçin? Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün olursa veya ötürer olursa kalın okunur. Ve yensurankallahu. Hü'yü çekmedik. Çünkü ondan önce çeken elif var. Nasran. Ne? Nasran. Sat kalın olduğu için E'den A harfini geçiyoruz. Ne? Nas. Nasran. Azize. Ran azize. İki üstünden sonra ayın harfi gelince ızhar olur. Izhar yani tutmaz. Hangi harfler ızhar oluyordu? İki üstün, iki esre, iki ötre veya nun sakinden sonra şu altı harften biri gelirse ızhar olur. Elif, ayın, gayın, ha, hı, bir de he. Bu harfleri ezberleyelim. Bu harfler tutulmaz. Bundan başka harfler gelirse hepsine tutulur. Bu altı harfi ezberlersek diğerlerini ezberlemiş oluruz.
Okuyalım. Nasran azize. Ran'a. Ran demiyoruz, tutmuyoruz. Nasran azize. Nasran azize. Zize. Keskin. Z harfi. Azize. Huvellezî. Huvelle. Zî. Pertekze. Dört elif uzatıyoruz. Uzatma işareti gelmiş. Harfimetten Y harfi var. Sebimetten hemze gelmiş. Uzun elif gelmiş. Uzun elif gelince metni munfasıl olur. Dört elif uzatmak caizdir. Uzatalım. Huvellezî enzele huvellezî huvellezî enzele enze tuttuk. Niçin? Nun sakinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor demiştik. Nun sakinden sonra z harfi gelmiş. Yani o altı harften birisi gelmemiş. Gelmeyince ıhva oluyor demektir. Enzele sekinete. Enzele sekinete. Şedde gelince elif ve lam tokusunu okumadık. Fi bir elif. Fi gu. Gaf kalın. Gulübil müminin. Gulübil. Gu lü bil. Gulü bil müminin. Mü diye vurdurduk. Niçin? Mimin ötüresi var mü? Burada hemze var. Üzerine cezim gelmiş. Vurdur diyor elif diye. Mü minine. Minine. Gulü bil müminine. Müminine. Liyez. Liyez dedü. Liyez dedü. Dedü. Birinci dalı bir elif çekiyoruz. Metni tabi olur. Harfimetten elif var. Sebimetten bir şey yok. Bundan dolayı bir elif çekiyoruz. Liyez de dü'yü dört elif çekiyoruz. Harfimetten vav. Sebimetten uzun elif gelmiş. Metni munfasıl olur. Dört elif çekilir. Liyezdedü imenen i. İ elifi çeken ye var burada bir elif i. Mimi çeken elif var. Menen imenen imenen. Evet. Nen iki üstten sonra mim gelmiş. Şöyle okunur. İmenem ma'a. Nemme'a. Ne olur? Harf birbirine geçirildiği için mim harfi gelmiş. İdgamı ma'lugun ne olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. İmenemme'a. Me'a. Me'a. İmenihim. Me'a. Ma'a değil. Me harfi ince. Ayın kalın. Me'a. E'a. Me'a. İmenihim. İmenihim. Birer elif çekiyoruz. Nihim. H ince olduğu için hi diyoruz. Nihim. Ve lillahi. Ve lillahi. Yine lillahi ince okuduk. Niçin? Lam harfi Allah lafzının önceki harfin li ince olduğu için lillahi diye ince okunur. Ve h harfi çekilmez. Çünkü ondan önce çeken harfler. Velillahi velillahi cünü düssemavati vati cünü nunu çekiyoruz. Cünü düssemavati velillahi cünüdüs semavati mevati birer elif çekiyoruz. Vel erdi. Burada lam elif var.
Vel dedik lem okuduk. Er dedik e okuduk. Vel er. Er ra kalın okuyoruz. Ra harfi sakin olursa, ondan önceki harfin harekesi üstün olursa ra kalın okunur. Vel er. Vel er. Tığ duralar şöyle durur. Sadece harf gösterilir. Vel er. Vel er. Dat harfi. Vel er. Ve kânallâhu. Kânallâhu. Ve yine vav'ı ne yapıyoruz? Dudağımızı ısırmıyoruz. Ve demiyoruz. Ve dudağımız ileriden geliyor. Ve kânallâhu. Allah lafzını kalın okuduk. Çünkü ondan önce harfin harekesi üstün. Ve kânallâhu çekmedik. Hüzzam birini. Ondan önce çeken elif var. Alimen. Alimen ha. Alimen hakime. Ne yapıyoruz? Tutmuyoruz. Alimen hakime. Alimen hakime. Hangi harfler tutmuyorduk? Onu bir hatırlatalım. İzhar olur. İzhar. İzhar. Tenvin. Tenvin neydi kıymetli dostlar? Biz tenvin neye diyoruz? İki üstün, iki esre, iki ötreye tenvin denir. Bunlardan birisi gelirse, tenvin gelirse veya nunu sakin gelirse, yani nun üzerinde cezim olursa, sakin izhar harflerine uğrarsa açık okunur, izhar olur, tutulmaz. Gafurun halim. İki ötreden sonra ha harfi gelmiş. Gafurun halim. Gafurun halim. Nun sakinden sonra elif gelmiş. Men emene. Men emene. Bakınız men diye tutmuyoruz. Men emene. Min havf. Min ha gelmiş. Min havf. Veya min havfin. Kıymetli arkadaşlarım, tenvin ve nun sakinden sonra ızhar harfleri gelirse hangi harflermiş bunlar? Elif, ha, hı, ayn, gayin, he. Bunları ezberleyelim. Bunlar gelirse tutmaz. Min, havf, men, emene gibi. Şimdi bu altı harf zaten birbirine benziyor. Elif, tamam. Ha, hı, birbirine yakın. Ayn, gayin, birbirine yakın. Elif ve he var. Tenvin veya nundan sonra bu harfler gelirse tutmaz. Bu harften başka harfler gelirse tutar. Mesela B harfi gelirse tutar. İkrab olur. İhfa harfleri gelirse 15 tane. Bunları ezberleyemeyebilirsiniz. Ama bu 6 harfi ezberler iseniz bunları tutmayacaksınız. Bundan başka gelen harfleri tutacaksınız. Bu kadar basit demeyelim. Bu kadar. Ve kânallâhu alîmen hakîme. Ve kânallâhu alîmen hakîme. Sadakallâhu'l-azîm. Evet, başka bir videoda, başka bir derste buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.